Kıymetli kardeşlerimiz, DİTİB Hamburg Centrum TV yeni yayın dönemine Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi Sayın Osman Dikeç hocamızla başladık. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Sayın Ateşemizle bir sohbet yapacağız, söyleşi yapacağız. Faaliyetleri hakkında, DİTİB camileri faaliyetleri hakkında sohbetimiz olacak. Ben fazla lafı uzatmadan hemen kendisine dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, izleyicilerin tanıması için adına kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Kıymetli Mehmet Başkanım, öncelikle bu güzel programdan dolayı size, eyalet birliğimize, DİTİB Hamburg Centrum TV'ye, DİTİB Hamburg Merkez Mescid-i Aksa Camimizin yönetim kuruluna, değerli cemaatimize çok teşekkür ediyorum. Göreve başlayalı daha 3 ay gibi bir zaman oldu. Tabir yerindeyse çiçeği burnunda bir ateşi olarak bir program icra ettiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İsmim Osman Dikeç. 1983 Konya doğumluyum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2004 yılından beri görev yapmaktayım. Almanya alanına geçmem gerekirse hayatımın son 10 yılını Almanya'da geçirdim ve geçirmeye devam ediyorum. 5 yıl Mayıs Ateşerek bölgesinde, buradan kardeşlerime de selam olsun, Andernach DİTİB Cemiyeti'nde 2 yıl orada görev yaptım. Oradaki dernek yönetimimize, kıymetli cemaatimize buradan selamlar ediyorum. Çok güzel günlerimiz geçti. Geri kalan 3 yıllık din görevliği süremi Lütfi Saf'ı Mevlana Camii'nde geçirdim. Lütfi Saf'ın camimizde. Orada da çok güzel günlerim geçti. Geriye dönüp baktığımda hayırla yad edebileceğim dostluklar, güzellikler oluştu. Bir sürü öğrencilere yetişme fırsatı verdi Rabbim. Şükürler olsun. Bu 5 yılın tamamında DİTİB Genel Merkezimiz, başkanlığımızın oluru ile DİTİB Genel Merkezimize görevlendirmem yapıldı. Eğitim ve Kültür Koordinatörü olarak. DİTİB'imiz büyük bir aile. Bu ailenin içerisinde bir tane de yatılı eğitim merkezimiz var, Yugıt Herberge'miz. O Yugıt Herberge'de yönetici olarak görev yaptım. 1-2,5 yıla yakın süre içerisinde. Öğrenci faaliyetleri, yatılı öğrenci kapları, eğitim seminerleri, bunları organize ettik. Bununla birlikte yine DİTİB'e ait olan sosyal dayanışma merkezi bünyesinde kurulmuş olan Net Turizm, kültürel turizm şirketinin organizatörlüğünü yaptım. O da son 4 yılda onunla birlikte geçti. Yani 2021 yılı Haziran ayına kadar o görevi icra ettik elhamdülillah. Binlerce gencimizi Türkiye'mize, İslam topraklarına, Kudüs'e, Umre ve Haç yolculuklarına, Balkan ülkelerine, Orta Asya ülkelerine, Endülüs'e, İslam'ın izlerinin olduğunu, İslam medeniyetinin olduğu ülkelere götürdük elhamdülillah. Rabbim nasip eyledi. Bu 9 yıllık görevin sonrasında 10. yılımızda da 11 Haziran 2021 tarihi itibariyle de Hamburg Din Hizmetleri Ateşeliğine atandık elhamdülillah. Rabbim müsaade ederse başkanlığımız uygun gördüğü müddetçe DİTİB camilerimizde, başkonsolosluğumuzun öncülüğünde, DİTİB'imizin öncülüğünde, Diyanetimizin öncülüğünde camilerimizi, din hizmetini götürmek, insanlara yaşadıkları toplumda nasıl faydalı bireyler olabileceği noktasında yol göstermek, yön göstermek noktasında inşallah hizmet edeceğiz. 3 yıl veya 4 yıl inşallah bu hizmeti devam ettireceğiz. Evliyim, çocuğum yok. Rabbim inşallah nasip eder. İnşallah Rabbim nasip ettiği müddetçe 4 yıl burada sizlerle birlikte görev yapacağız inşallah. Maşallah hocam. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Görevinizde başarılar diliyorum. Hocam sorumuza devam edelim. DİTİB Genel Merkez ve Hamburg bölgemiz DİTİB camileri, din görevlileri ve dernek yöneticileri hakkında genel bilgilendirme yapabilir misiniz? Konuşmamın başında da söylediğim üzere tabi direkt konuya girdik böyle. Rabbim Celle Celaluhu bize hayır işler konuşmayı nasip eylesin. Yaptığımız her işle, aldığımız her nefeste güzellikler yapmayı, güzelliklerle karşılaşmayı, güzelliklerle karşılanmayı bizlere nasip ve müessir eylesin. DİTİB ailesi Almanya'nın kanunlarına uygun bir şekilde kurulmuş, kendi tüzüğü olan sivil toplum kuruluşudur. Almanya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu. İçerisinde 851 tane cami derneği bulunan, diğer spor ve kültür dernekleriyle birlikte 1000'e yakın derneğin bulunduğu, 1200'e yakın personelin çalıştığı, sadece din görevlisi, vaiz, vaize, imam veya eğitimci olarak. Bunun dışında genel merkezimizde sosyal dayanışma merkezi ile birlikte 200'ün üzerinde çalışanımızın bulunduğu büyük bir sivil toplum kuruluşu. Almanya'daki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, Müslüman kitleye din hizmeti, eğitim hizmeti, sosyal hizmetler, hayır hizmetler sunmak noktasında, hac ve umre hizmetleri, kültür hizmetleri, cenaze fonu gibi yine Almanya'nın en büyük 1 milyon 200 bine yakın üyesi olan bir cenaze fonunun bulunduğu, bununla birlikte dil kurslarının,
işte halk eğitim merkezlerinin çeşitli aktivitelerin barındığı, artık elhamdülillah akademi bünyesinde, DİTİB Akademi ile birlikte sayısız eserlerimizin yayınlandığı büyük bir sivil toplum kuruluşu. İçinde bulunmaktan, içinde var olmaktan, bu sivil toplum kuruluşuna başkanlığımız aracılığıyla din görevlisi getirmekten onur duyuyoruz. Ama ana gayemiz din hizmeti ve eğitim hizmeti. Burada bulunmuş gayemiz, sebebimiz bu. Hamburg genelinde, Hamburg bazında baktığımızda ise Hamburg bölgemizde 3 eyalette camilerimiz bulunmakta. Ateşeliğimiz bünyesinde çalışan din görevlerimiz bulunduğu. Bunun birisi Hamburg ve çevresi. 8 tane DİTİB camimiz var. Schleswig-Holstein'de 24 tane camimiz var. DİTİB'e ait. Ne DİTİB'den kastediyorum camimiz deyince. Ateşelik olarak sadece biz rehberlik hizmeti veren din görevlerini yolluyoruz, yönlendiriyoruz. Ama buradaki camilerimiz yine Alman kanunlarına uygun bir şekilde kurulmuş STK'lar. Bizden sadece din hizmetini yürütecek, insanlara dinini unutturmaması, ibadet hayatlarını, eğitim hayatlarını devam ettirebilmeleri adına görevli talebinde bulunuyorlar. Biz o yardımcı, o noktada yardımcı oluyoruz. 4 tane de Niedersachsen eyaletinde camimiz var. Toplamda 36 camiyle hizmet vermekteyiz. 36 camimizde 50'ye yakın din görevlisi, bay ve bayan görevlerimiz bulunmakta. Bunların elhamdülillah gururlanarak, övünerek bahsettiğimiz, anlattığımız uluslararası ilahiyat mezunu kardeşlerimiz var. Bunun 7 tanesi erkek görevlilerimiz, 4 tanesi de bayan görevlimiz. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah yine 10 Ekim'de, yani haftaya pazartesi günü DİTİB Genel Merkez'de Avrupa'da çalışacak sözleşmeli personel sınavımız var. Yani uluslararası ilahiyat mezunundan mezun olmuş gençlerimiz, kardeşlerimiz sınava girecekler. İnşallah camilerimizde istihdam edeceğiz. Ana yapısıyla derneklerimizde de tabii 36 derneğimizde bir dernek teşkilatı yapılanmamız var. Onlarda tabii yine bir dernek yönetimimiz, bir kadın kollarımız, veliler birliğimiz, gençlik birliğimiz de bulunmakta. Elhamdülillah 1000 kişiye yakın bir gönüllü kadrosuyla camilerimizde din hizmetini yürütüyoruz. Kadrolu görevlerimizle birlikte. Değerli Ateşem, biliyorsunuz insanlık son 1,5 senedir, aşağı yukarı 2 senedir zor bir süreçten geçiyor. Bu pandemi süreci hakkında neler söylemek istersiniz? Bu süreç camilerimizi nasıl etkiledi ve nasıl yönetildi bu süreç? Tabii insanlık bir sürprizle karşılaştı. 2020 yılı Mart ayı itibariyle koronavirüs, yani COVID-19 virüsüyle karşı karşıya kaldı. Ve artık normal hayatta yaptığımız, yapabileceğimiz birçok hizmet artık bu virüs nedeniyle engellenmiş durumda. Evet. Ailelerimizi ziyaret edemedik, babamızın elini öpemedik, annemizin babamızın yanına gidemedik, okulda arkadaşlarımızın yanına gidemedik, o derslerimiz online oldu, camilerimizi kapatmak zorunda kaldık. Elhamdülillah DİTİB'imiz ve sivil toplum kuruluşları, diğer camiler birlikte bir üst akıl oluşturarak güzel kararlar aldı. Bu bütün dünyaya da örnek bir davranış oldu. Bir müddet camilerimiz kapandı, cumalar engellendi. Belki... Tabii bunlar sevinerek anlatılacak bir şey değil ama süreci yürütmek noktasında belli kısıtlamalara gittik. Çünkü hiç karşılaşmadığımız son 100 yılda bir olayla karşı karşıya geldik veya bizlerin çok yabancı olduğu bir durum. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu Sayın Başkanım Mülk Suresi'nde şöyle bir şey, bir ayet-i kerime buyuruyor bize, ikinci ayet-i kerimede. Estağfirullah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Rabbiniz olan Allah öyle bir Allah ki diyor ölümü ve hayatı yarattı. Ölümü ve hayatı yaratmasındaki en büyük gaye, en büyük sebep de liyebluvekum, sizi imtihan etmek için. Eyyüküm ehsenu amele. Hanginiz daha güzel iş işliyor? Hanginiz daha güzel amel işliyor? Allah'ın verdiklerine karşı hanginiz sabırla, sebatla ona tabi oluyor, nimetlere karşı şükrediyor? Hanginiz şükretmiyor? Bunu tespit etmek, salih kulu tespit etmek için ölümü ve hayatı yarattı diyor. Bunu şunun için anlattım, bu ayet-i kerimeyi. Yani Rabbimiz diyor ki, bedeniniz, gücünüz, kuvvetiniz yerindeyken, cebinizde para var iken, mal mülk var iken, bir makama sahip iken, sizi öyle bir imtihan ederim ki bugün yanınızda olanlar yarın yanınızda olmayacağı günü görürsünüz. Öyle bir zamanı gösteririm ki çok büyük bir fabrikanız vardır, açamaz hale gelirsiniz. Çok güzel arabanız vardır, bilemez hale gelirsiniz. Sokağa çıkma yasakları oldu. Ailenizde iletişiminiz çok iyidir ama anne babanın nimetini, kıymetini, akrabanın kıymetini bilmemiz adına onların yanına gidemez hale gelirsiniz diye Allah bizi büyük bir imtihandan geçiriyor. Öyle geçmişe dönüp baktığımızda hatta öyle bir hal ki bugün artık hacca umreye gidemez hale geldik. 2 dönemdir hacca gidemiyoruz. 2020 yılında hac ibadeti yapamadık. 2021 yılında hac ibadeti yapamadık.
2020 yılı Mart ayından bu yana en son yanlış hatırlamıyorsam sizler daha iyi bilirsiniz. Bilişlet camimizden bir grubumuz Umre'ye gidecekti. Evet. Gitmesine bir gün kala Umre'leri iptal maalesef oldu virüsten dolayı. Yani Rabbim bizi bu imtihanla, bu virüsle birlikte bize sahip olduğumuz nimetleri hatırlatıyor. Evet. Paranın, pulun, yakışıklılığın, gücün, kuvvetin, makamın hiçbir şeyin diyor değeri kıymeti yok. Yok. Bir küçücük bir virüsle size öyle bir imtihan ederim ki sahip olduğunuz her şeyin boş olduğunu, gerçek mananın, işte gerçek hayatın, ebedi hayat, Allah'a bağlılık olduğunu size anlatırım diyor. Yine Bakara suresinde 155. ayet-i kerimesi olması lazım. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ diyor. Sizi diyor açlıkla korkuturuz. Mallardan, canlardan, evlatlardan eksiltmekle, mallardan, canlardan ve verdiğimiz nimetlerden eksiltmekle sizi imtihan ederiz diyor. Ve beşeri sabiri ve sabredenlere müjdele. Evet. Şu an gerçekten öyle bir zamandayız ki şimdi beraberiz ama yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Yani birisinden virüs kapıp da hayatımız devam edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz? Yoksa bugün gönlünü, kalbini kırdığımız bir kişiyi yarın hastaneden bulacağız, bulamayacak mıyız? Helalleşebilecek miyiz, helalleşemeyecek miyiz? Yani yarınımızın ne olacağını hep bunu anlatıyoruz ama Allah Celle Celaluhu bir kimsenin diyor eceli geldiği vakit esabı billah feyidece geluhumme yesekhirune saaten ve la yesekhirun. Ne bir dakika ileriye ne de bir dakika geriye, ne bir saat öne ne de bir saat geri gelir diyor. Yani vakit geldiği zaman insanın hayatı sona erer. Allah onu geciktirmez, ertelemez. Öne de almaz, tehir de etmez. Şu an o ayeti tam manasıyla anladığımız bir zamanı yaşıyoruz. Evet. Biz camiler olarak bunu nasıl yürüttük kısmına gelirse elhamdülillah KRM diye bir üst kuruluş var Köln'de. Diğer cemaatlerin de içinde bulunduğu. İTİB'imizle birlikte bunlar bir masaya oturdular. Artık camilere maskeyle girilmesi gerektiği, camilerde seccade kullanılması gerektiği, işte insanların arasına mesafe 1,5 metre, 2 metre apıştan konma. Artık elhamdülillah şu gün aşılılar işte öncelik, camilerimizde aşılar yapılmakta, edilmekte. Eğitimlerimizi online sürece aldık. Okullardan bile önce elhamdülillah eğitim online sürecine başlattık, ettik camilerde. Bunlar çok büyük bir nimet. Yani camiler şu süreçte bu virüsten dolayı sıkıntıları en çabuk atlatabilen veya buna karşı en güzel yolu, yöntemi bulabilen kurumlar haline geldi. Bir müddet her ne kadar kapatsak da elhamdülillah bugün camilerimiz devlet tarafından, Alman devleti tarafından da, Gesundheitsamt veya belediye tarafından da güvenli kabul edilen, ara ara kontrollerle işinin ne kadar düzgün takip edildiğini görülen bir yer haline geldi. Şükür olsun süreci çok iyi götürüyoruz yani. Bunlarda da başta siz de bir caminin başkanlığını yapıyorsunuz. Sizlerin de bu camilerimizde göstermiş olduğunuz hassasiyet, cemaatimizle birebir ilgilenmeniz bu süreci güzel bir şekilde götürmemiz için bir vesile oldu. Elhamdülillah ama Rabbimden tek niyazım inşallah tez vakitte bizleri bu imtihandan kurtarır. Layıkıyla geçenlerden eyler. Çünkü umreyi özledik, haccı özledik, anne babamıza sarılmayı özledik, korkar hale geldik, evlatlarımıza sarılamaz hale geldik. Artık normal hayata dönmek istiyoruz. Rabbim inşallah bu imtihandan bizi geçirsin diyorum. Hatta bunun üzerine ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Camilerde, cemaatimizle yan yana, omuz omuza saf tutmayı özledik hocam. Evet. Çok önemli, evet. Hatta şunu da ekleyebilirim. Denetlemelerde birçok camimiz övgüyle bahsedildi denetleyiciler tarafından. Ve şunu da söylememde bir mahsur yok. Bu tedbirlere en güzel uyan camiler oldu. Bunu birebir şahidim. Buradan da değerli yöneticilerimize, cami başkanlarımıza, cemaatimize çok çok teşekkür ediyorum. Verdiklerim katkıdan dolayı. Hocam sorularımıza devam edelim. Tabii ki. Camilerin toplum hayatındaki yeri nedir? Ve Peygamber Efendimiz zamanında camiler nasıl kullanılıyordu? Evet, çok güzel bir soru. Buraya geldiğimde Lütfik sahasında bir cemaatte bir kardeşim söylemişti. Çok hoşuma gitti benim. Tabii Efendimizin hayatından da belli kesitler, Resulullah'ın tavsiyelerinden, asıl saadet zamanındaki camilerin yerinden de bahsedeceğim ama burada yaşayan, bir sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapan, fırsat buldukça imamlık yapan, namaz kıldıran, eğitimcilik yapan bir kardeşimizin söylediği bir şey. Hocam dedi, Almanya'da, Avrupa bazında baktığımızda, Almanya'da veya Avrupa'da camiler Nuh'un gemisi gibidir. Binenler kurtuluyor, binmeyenler arada kaybolup gidiyor. Özünü, neslini, dinini, kültürünü kaybeden bir nesil haline geliyor. Şöyle baktığımızda gerçekten
Hani Türkiye'de eğitim kurumları olsun, işte camileri olsun, dini cemaatler olsun, insanların her türlü ihtiyacını giderebilecek bir alan var. Dini alanda da, kültürel alanda da. Ama Almanya'da baktığımızda, Avrupa nezdinde baktığımızda cami bir okul. Hafta sonları eğitimini veriyor. Cami bir sosyal tesis, düğünlerimizi yapıyoruz, kına gecelerimizi yapıyoruz, cenazemizi buralardan kaldırıyoruz. Cami bir ibadethane, cami insanların buluştuğu bir yer, cami insanların manevi yönden bir danışmanlık hizmeti aldığı yer. Cami olmazsa olmaz. Aslı saadet zamanına gelince Müslümanlar olarak biz her şeyi Hazreti Kur'an'dan, Hazreti Kur'an aracılığıyla Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Onun hayatı, onun yaptıkları, onun yaşadıkları, onun bize anlattıkları, onun siyer-i nebisi bizlere caminin ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'le müşerref olduğundan, peygamberlik vasfı kendine verildiğinde, Alak suresi ilk 5 ayet-i kerime verildiğinde Mekke dönemindeydi. 13 yıl İslamiyet'in bir yayılma süreci geçti. Sıkıntılı zor günler geçti. Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar. Medine'ye hicret ettiler. Medine halkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve muhacirlere kucak açtı. Tabii bunun belli bir süreci var ama cami kültürünün ana merkezi Kabe olsa da biz cami kültürünün nasıl kullanılacağı ile alakalı toplumunda insan hayatında yerini Mescid-i Nebevi ile, Küba Mescidi ile, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretiyle anlamaya başlıyoruz. Yolculuk esnasında Medine'ye varmadan Küba'da bir mescit inşa ediyorlar. Oradan aradan günler geçiyor, yolculuğa devam ediliyor. Medine'ye gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte hem ensar hem muhacir Mescid-i Nebevi inşa ediyor. Şimdiki camilerimiz gibi böyle dört tarafı kapalı, üstü kapalı, kubbeli, minareli camiler nerede? Efendimizin mescidinde dört tane duvar, altta halılar bile yok, kumların üzerinde. Sadece bir yer var üstü kapalı, o da hurma yapraklarıyla kapalı olan Ashab-ı Suffe dediğimiz din eğitimi alan, eğitim alan gençlerin üzeri kapalı. Dört duvarlı bir cami. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakıyoruz, heyetleri orada karşılıyor. Dini ibadeti orada yapıyor. Eğitimi orada yapıyor. Caminin içerisinde güreşler oluyor. Sohbetler caminin içerisinde oluyor. İnsanların buluşma merkezi, ana merkez cami oluyor. Cami zaten cemeden bir araya getiren, toplayan yer anlamında. Elhamdülillah Almanya'da, bakın Türkiye'de yeni yeni başlıyor. Almanya'da, Avrupa'da veya Müslüman ülkeleri dışındaki ülkelerde camiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadet zamanında Mescid-i Nebevi'yi kullandığı ölçüde kullanılıyor. Her türlü hizmet cami menşeli. Bu çok önemli. Efendimiz kararlar alırken de ashabı ile birlikte camide karar alıyor. Oyunlar da camide, eğlenceler de camide. Oyun eğlenceden kasıt İslami çerçeveler ölçüsünde diyorum. Siyasi kararlar, siyasi karardan devlet idaresi. Efendimiz hem umeraydı hem ulemaydı. Hem dini liderdi hem de devlet adamıydı. Bütün kararları cami içerisinde alıyor. İbadet, eğitim, aktivite, kültür, manevi danışmanlık. Şu an bakıyoruz Almanya'da Hamburg Merkez Camimizde aynı. Billstedt Camimizde aynı. Nordestedt Camimizde aynı. Şilesvi'ye gidin aynı. Misafirhanelerimiz var elhamdülillah. Lokallerimiz var. Gençlik salonlarımız var. Gençlerimizi alacağız. Kadınlarımız için ayrı yerlerimiz var. Efendimizin mescidinde kadınlarla erkekler aynı yerde namaz kılıyordu biliyorsun. Erkekler, çocuklar, kadınlar. Yani herkes iç içe, toplum iç içe. O yüzden camiler bizim olmazsa olmazımız, vatandaşlar olarak, insanlar olarak, Almanya'daki Müslümanlar olarak camiden elimizi eteğimizi çektiğimizde, desteğimizi çektiğimizde neslimizin kaybolma riski gibi çok büyük bir risk var. O yüzden buradan bütün kardeşlerimi davet ediyorum. Namaz kılmak için evinizde tabii ki kılabilirsiniz ama sosyal aktiviteler adına, çocuğunuzun geleceği adına. Çünkü camilerimiz elhamdülillah şeffaf bir din hizmeti yapıyor. Şeffaf bir eğitim hizmeti yapıyor. Biz burada öğreticilerimizle, herkesle çalışan bütün dernek yöneticileriyle birlikte 1.000 kişilik bir ekip düşünün. Hamburg merkezde 9 kişilik bir ekibimiz var. Üst kurul, dernek yönetimi 6 kişi. 3 tane kadın başkanımız, gençlik başkanımız, veliler birliği başkanımız. Her biri 7'şer kişiden oluşuyor. 7 kadınlar kolu, 7 gençlik kolu, 7 tane veliler birliği. Baktığımızda burada nereden baksanız görevlerimizle birlikte 30 kişilik bir ekip var. Elhamdülillah. Ne için? Burada yaşayan Müslümanlara hizmet etmek adına. O yüzden camiler dünyanın her yerinde olduğu gibi özellikle Avrupa'da, özellikle yaşadığımız toplumda olmazsa olmazımız. Ama buradan şunu özellikle izleyicilerimize, takipçilerimize söylemek istiyorum. Alman makamları için biz zamanında çalışmak için buraya geldik, işçi statüsünde.
1950-60'lı yıllardan bu yana Türkiye'den, işte çeşitli Müslüman ülkelerinden insanlar geliyor. Çalıştık. Tabii ki ibadet özgürlüğümüz olmalı ama bize Almanlar da burada bir imkan sunmuş. Elhamdülillah. Namazımızı 5 vakit kılıyoruz. Evet, evet. Kur'anlarımızı 5 vakit yapıyoruz. Çocuklarımızı evet. okutuyoruz. Aynı Türkiye'deki gibi. Bu imkanı sunan Alman makamlarına ben burada teşekkür etmek istiyorum. Bizlere bu imkanı sundukları için. Şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Biz burada camiler olarak bir ıslah merkezi gibi çalışıyoruz. Diyoruz ki gençlerimize polisi zora sokacak, belediyeyi zora sokacak, emniyeti zora sokacak, valiliği zora sokacak işlerde olmamalı mümin. Mümin olan kul örnek olan insandır. Çevresine zarar veren değil, güven veren insandır. Efendimiz ve ashabı bu şekilde yaşıyordu. O yüzden camiler toplumu bir ıslah merkezi gibi de düşünürsek, bulunduğumuz çerçevede, bulunduğumuz toplum içerisinde çok büyük bir etkinliği olan bir yer. Alman makamları da, Almanya devlet adamları da bunu çok iyi bildiği için bizlere bu imkanı sunuyorlar. Çünkü bizler elhamdülillah, bizim içimiz dışımız bir, bizim işimiz burada din hizmet etmek. Biz ne siyasetle, ne başka bir şeyle, böyle bir derdimiz yok. Elhamdülillah, layıkıyla bunu yaptığım için onlar da bizlere bu imkanı sunuyorlar. Hemen buna bağlantılar hocam, çok güzel bahsettiniz. Camilerimizdeki din hizmeti hakkında bir bilgilendirme yapabilir misin? Çünkü çok güzel konuya girdiniz daha önceki sorudan. Hemen bunu arkasından... Ana toplanış gayesi ibadet cami. Evet. Kardeşlerimiz günde 5 vakit namazını camide kılacaklar. Bunun için ortamlar hazırlıyoruz. Halılarımız, camlarımız, klimalarımız yazın sıcaklığın rahatsız olmasın diye. Şimdi Efendimiz zamanına baktığımızda 50 derece, 55 derece sıcaklık, üstte bir gölgelik bile yok. Ama bırakın çatıyı, kubbeli minareli camilerimiz de var elhamdülillah ama bunun yanında klimalarımız bile var. Evet. Cemaat rahat etsin diye her türlü hizmeti sunuyoruz. Yani tuvaletlerimiz bile elhamdülillah son derece lüks, konforlu, vatandaşlarımız olabileceği bir şekilde. İbadet hayatı, ibadet hizmeti birinci hizmet. Bütün camilerimizde elhamdülillah kadrolu din görevlerimiz var. Türkiye'den gelen veya burada uluslararası ilahiyat okumuş, burada camilerde imamlık yapar. Ana hedefimiz, buradan özellikle söylemek istiyorum, 36 camimizin 36'sında da burada doğup büyümüş, Türkiye'de ilahiyat okumuş veya burada ilahiyat eğitimi almış gençlerimizin camide imamlık yapması, vaizlik yapması ve genç kızlarımızın vaizlik, Kur'an kursu hocalığı yapması. Biz de Almanların düşündüğü gibi buradaki topluma din hizmeti sunacak görevlerin Almanya'da doğmuş büyümüş, Almanca diline hakim olan insanlar olmasını tipimiz de istiyor. Ateşelik olarak biz de bunu destekliyoruz. Kurum olarak diyanetimizde destekliyor. Bu çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında din hizmet alanında baktığımızda 1 Eylül itibariyle Sayın Başkanım, biz bütün camilerimizde, sizin caminizde de başladık. Evet. Günde 5 vakit her namazdan 15 dakika önce programımız var. Sabah namazı buradan kardeşlerimize duyuralım. Bütün camilerimizde sabah namazı 2 sayfa Kur'an-ı Kerim okunup Kur'an meali veriliyor. Sonrasında Aşr-ı Şerif namaz zaten kılınıyor. Öğlen namazında Diyanet İşleri Başkanlığımızın fetvalar kitabı var. O fetvalardan dersler yapılıyor. İkindi namazında tabi namazdan sonra Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif okunup bir ayeti mali veriliyor. Kısa bir sohbet. İkindi namazından önce hadis derslerimiz var 15 dakika önce. Akşam namazından önce Diyanet takviminin arkasındaki bir ayet, bir hadis, bir kıssa oradan dersler yapıyor. Yatsı namazından önce yine kardeşlerimiz ilmihal dersi yapıyor hocalarımız. Namazdan sonra yine Aşr-ı Şerifler okunuyor. Her perşembe gecesi Yasin okumalarımız var gelmişlerimize, geçmişlerimize. Elhamdülillah vızır vızır camilerimizde hizmet son sürat devam ediyor. Şükürler olsun. Evet, ben de bu konuya size tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Camilerimiz artık bu pandemi sürecinde maalesef bir buçuk sene falan işte cemaatsiz kaldık maalesef. Lakin yavaş yavaş atlatıyoruz bu pandemiyi. Bununla birlikte sizin bu programları camilere ilave etmeniz çok güzel oldu. Ben şahsen size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gümbür gümbür şöyle güzel bir program oluyor. Her gün cami her gün yaşıyoruz. Her vakit yaşıyoruz artık. Bu da bizler için buradan bir mutluluk kaynağı. Duyuru yapalım o zaman. Bir davette bulunalım bütün kardeşlerimize. Namazlardan 15 dakika önce camimizde olurlarsa kendilerinde İslam din dersleri adı altında kendilerini de yetiştirmiş olurlar. Çok güzel bir hizmet olur. Evet, çok güzel bir hizmet. Çok teşekkür ediyorum bu hizmet için. Bunun yanında başkanım, her hafta salı günleri, her hafta perşembe günleri yine Diyanet'in fetvalar kitabından iki tane fetva. İki fetva salı günü, iki fetva perşembe günleri biz hocalarımıza ve başkanlarımıza paylaşıyoruz. Onlar sosyal medya sayfalarından, evet. WhatsApp gruplarından ibadet hayatlarını veya güncel hayatlarını Allah'ın isteğine ve emrine göre geçirebilsinler diye yani fetvalarından paylaşımlarda bulunuyoruz. Evet. Bu da güzel, çok basit bir şey. Haftada 4 fetva. İkisi salı, ikisi perşembe. Hocalarımız da bu hizmeti çok güzel götürüyor.
Bunun takibinde elhamdülillah Harburg Cemiyetimizden Mehmet Bakkal hocamız yapıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Her hafta düzenli onun ayarlamasını, hangi fetvaların geleceğini bize yolluyor. Bizler de kardeşlerimize iletiyoruz. Bunun dışında inşallah Hamburg Centrum TV'den duyurusunu yapalım. Evet, buyurun. Haftaya nasip kısmet olursa her tabii bütün camilerimizde var sohbetler, gençlik sohbetleri bunları evet. anlatacağız ama Hamburg Centrum TV üzerinden tefsir sohbetlerimiz başlayacak inşallah. Evet. Yani insanların günlük yaşamlarıyla alakalı, ahkam ayetleriyle alakalı, fıkhi kurallarla alakalı celali tefsiri okunacak inşallah. Hı hı. Orhan hocamız her pazar günü Rabbim nasip kısmet ederse akşam namazından sonra canlı yayında tefsir sohbetleri yapacak. İnşallah gününü sürpriz olarak verelim. Afişte gelecek. Ferhat hocamız da yine uluslararası ilahiyat mezunu hocamız da haftada bir gün Almanca sohbet yapacak bir hı. konuda. Bunu da gençlerimize, Türkçe bilmeyen kardeşlerimize yönelik Centrum TV'den yayınlayacağız. İnşallah zamanla bu programları da devam ettireceğiz. İnşallah daha hocam. Çok bir şekilde devam İnşallah edecek. Hocam. Bunun dışında özel gün ve gecelerde programlarımız elhamdülillah pandemiden dolayı Türkiye'den geliş gidişler de açıldı. Önümüzde iki hafta sonra bir Mevlid kandili var. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla alakalı Peygamber Efendimiz ve vefa konulu programlarımız olacak. Buradan müjdesini vermiş olalım. İnşallah pandemiden dolayı bir sıkıntı olmazsa 15 Ekim Cuma günü Cuma namazında Hamburg Merkez Mescid-i Aksa Camimizden Diyanet İşleri Başkanlığından bir hocamız gelecek. Sohbetler verecek burada. Onunla birlikte bir kari hocamız gelecek. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kasite. Dünyaca ünlü bir kari. Dünyaca derecesi olan bir hocamız. Rabbim nasip kısmet ederse. İnşallah. Cumartesi akşamı Lübeck Camimizde olacak. Cuma akşamı. Evet. Sadece bayan kardeşlerimize evet. yönelik Hamburg Merkez Camimizde elhamdülillah kadınlara evet. bir Mevlid-i Nebi programımız olacak. Rabbim evet. nasip kısmet ederse. Özel, evet. Bayan kardeşlerimize bayan has. Evet. Cumartesi akşamı yine akşam namazıyla birlikte Lübeck Camimizde olacak. Pazar akşamı da Kandili Gecesi de Kiir Ulu Camimizde yapacağız. Yani 3 bölgemizde bir programlar silsilesi. Eğer katılımlar güzel olursa önümüzdeki haftada bir sürpriz yapacağım inşallah. Bekliyoruz kıymetli hocam, takipçilerimize, evet. seyircilerimize, cemaatimize. Özel gün ve gecelerde camilerimizde, bütün camilerimizde hocalarımıza programlar yapıyor zaten. Ramazan ayında iftar programlarımız vardı. Pandemi nedeniyle iftar oldu. Maalesef, evet. Bazı irşat, mukabele programları. Bunlar din hizmeti alanda camilerde yapılıyor. Haç ve umrelerde rehberlik hizmeti. Bunları gayet layıkıyla idame ettiriyoruz, devam ettiriyoruz. Ve bir de olmazsa olmazımız Almanya'daki en büyük hizmetlerden bir tanesi cenaze hizmeti. Evet. Kurumumuza buradan çok teşekkür ediyorum. Sosyal Dayanışma Merkezi diye DİTİB'imizin bünyesinde kurulmuş olan bir derneğimiz var, EFAU derneğimiz var. Almanya'da vefat eden kardeşlerimizi ya Almanya'da ya da Türkiye'de cenaze işlemlerini takip etmek, pasaport işlemleri, defin işlemleri, yıkama işlemleri, Türkiye'de gideceği, defnedileceği mezarlığa kadar bu hizmeti yürüten bir derneğimiz var. Derneğimiz var evet. Ve elhamdülillah Almanya'da en büyük cenaze fonu derneği. 1 milyon 200 bine yakın üyesi olan bir dernek. 323 bin aileydi en son. Daha da artmıştır diye biliyorum. Bunun yanında merkez camilerimizdeki bütün bay ve bayan din görevlerimiz cenazenin yıkamasından, işte namazından, ailenin taziyesine gelesi bütün işleri takip eden bir heyetimiz var. Camideki din hizmeti alanında da böyle bir hizmet de veriyoruz. Daha da artıracağız ilerleyen vakitlerde ama pandemi ölçüsünde bu şekilde devam ediyor. İnşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Birkaç tane daha sorum var. Bunlardan bir tanesi de DİTİB camilerindeki din eğitimi ve materyaller hakkında bizi bilgilendirebilirsiniz. Evet. Bu materyaller nerede basılıyor? Nasıl temin edebiliyoruz? Başkanım şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tabii DİTİB Akademi diye bir birimden bahsettim. DİTİB bünyesinde 20'ye yakın uzman kişinin, ilahiyatçının, sosyal pedagogun çalıştığı, içinde doktorların bulunduğu, Diyanet Destek Eğitim almış hocalarımızın bulunduğu büyük bir ekip. Bunlar kitap çalışması yapıyorlar kendileri. Şu bakın bir göstereceğim birincisi. Evet. En önemlisi 2 yılda hazırlanmış Kinder Moşe seti. Böyle bir çanta halinde şu şekilde tutuluyor. İçerisinde Almanca, Türkçe 4-6 yaş grubuna eğitiminde kullandığımız bir materyal. Bütün öğreticilerimizde, camilerimizde var. Elhamdülillah Hamburg Merkez Camimizde eğitimimiz devam ediyordu. Şu an ona yakın camimizde Kinder Moşe eğitimimiz başladı. Maşallah. Daha da inşallah artacak. Bütün camilerimize yayacağız. İster DİTİB olsun, ister diğer cemaatler tavsiye ederim. Setef Shop'tan bunu kendileri alabilirler. Birinci kitabımız bu. Özellikle buraya koydum ki görülsün diye. Bunun dışında hafta sonu 7-15 yaş grubuna öğrencilerimize yönelik DİTİB'imizin hazırlamış olduğu yine akademi birimimizin camiye gidiyorum kitapları var setleri. 1-2-3. Yılların heyecanı ve hevesi bu. Hayali. Evet.
Yani Tayyar Altıkulaç hocam bunları duyduğunda ben hiç yani onun duygularını hiç unutamıyorum. Eğitimin kurulmasına vesile olan hocalarımız en son yönetim kurulunda anlatmışlardı. Camiye gidiyorum 1, 2 ve 3. 7, 9 yaş, 10, 12 yaş, 13, 15 yaş. Bütün kitaplarımız hazır. Yıllardır bu kitaplarla uğraşılıyor. Elhamdülillah hazır bir materyalimiz var. Bunun dışında bitti mi bitmedi. Yine Almanca, Türkçe çift dilde bir elif cüzümüz var. Bunun online web versiyonu da var. Evet. Sesli okuma şeyi de var. Bütün kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Diğer cemaatler de kullanabilir. Çok ciddi bir eser. Çift dille hazırlanmış. Sayfanın birisi Almanca, birisi Türkçe olacak şekilde hazırlanmış. Hı. Türkçe bilmeyenler de Almanca kısmından cep telefonundan isterse sesli olarak da takip ediyor. Bu da Bunu çok çok önemli. büyük bir hizmet. Evet, teknolojiye ayak uydurmak Yani çok büyük bir hizmet. elhamdülillah kurumumuza çok teşekkür ediyorum. Minnettarız bu noktada. Evet. Camilerimizdeki eğitimimizde hazırlamış olduğumuz bir materyal. Allah razı Tabii olsun. namazlarını kılmaları, ibadetlerini edebilmeleri için sureleri öğrenmeleri gerekiyor. Böyle küçücük bir cep kitabı var. Sure kitabı, Evet. sure ezber kitabı. Bunun da özelliği atıyorum. Buradan bir sure-i celile açalım. Şöyle. Ayet ayet sure ezberleme şeyi var bunda. Sure ezber namaz sureleri. Atıyorum birinci ayeti okuyorsunuz. Ardından ikinci ayet ezberliyor çocuk. İki ayet ikinci sayfada geliyor. Bakın şurada görüyorsunuz. Birinci ayeti tabi geriden göremeyebilirsiniz. Burada hangi suresi? Felak suresi. Birinci sayfada sadece kul e'udu bi rabbil felak yazıyor. Bir ayet. İkinci sayfaya geçiyoruz. Kul e'udu bi rabbil felak min şerri ma halak. Çocuk bunu ezberlediğinde onunla birlikte ikincisini ezberliyor. Sayfayı değiştiriyorum. Bir sayfa daha geçiyorum. Bakın 3. ayet eklenmiş. Sayfa 4'te 4. ayet eklenmiş. Çocuk bunu ezberledikçe sayfa değiştiriyor. Yani bir ezberleme tekniği de veriliyor. Kurumumuzda şu an elhamdülillah 50'ye yakın bir müfredat kitabımız var. Yani biz bunu camilerimizde din görevlerimize Excel formatında paylaştık. Buradan seyircilerimizde Setesu Shop diye internete Google'a yazdıklarında bütün kitapları görebiliyorlar. Oradan sipariş online sipariş verebiliyorlar. Ama derneklerimiz tabii kendi cami bünyelerinde derneklerimize ekstra bir hizmetimiz yine indirimli fiyattan Ditip Camii derneklerimiz faydalanıyor. Güzel eserler bunlar. Bir hocamız vardı şu an bizi dinliyorum bilmiyorum. Eğitim noktasında dört şey çok önemli derdi. Allah ondan razı olsun Murat Demirel hocam. Buradan da kendisini selamlamış olalım. Hürmet ederim. Eğitimde dört şey çok önemli derdi başkanım. Bir, ananın ketesi. Evet. Erzurum Kars yöresindeki o çevredeki insanlar bilir kete ekmeğini. Biz de biliriz hocam. Yani bu Afyon bölgesi de diyorsun bilir. Evet. Ananın ketesi demek çocuk hafta sonu eğitime gelmeden önce veya hafta içi okula gitmeden önce anne veya baba çocuğun karnını doyurmalı. İki, babanın kesesi. Eğitim tabii ki camilerimize bedava eğitim yapmak isteriz ama pandemi süreci, şartlar, çalıştırdığımız ekstra öğretçilerin Evet. yol ücretleri, şeyleri bir gider maliyeti var veya kitap ücretleri, bu kitapların maliyetleri anne babadan babanın kesesi, eğitim için bir para harcaması gerekiyor. Üç, hocanın nefesi. Bizim eğitime giren hocalarımız, 50'ye yakın hocamız kadrolu, 100'e yakın fani öğreticimiz, bunlar ilim, irfan sahibi, denetlenmiş, kontrol edilmiş, belli eğitimleri almış hocalar, ilahiyat mezunu, içerisinde yüksek lisans yapanlar var, doktoru yapanlar var, kıraattan yüksek lisans yapanlar var, Türkiye'deki büyük üstadlardan olan İlhan Tok'un öğrencilerinden hocalarımız var. Elhamdülillah biz 21-22 Ağustos tarihinde bütün öğretçilerimize yönelik bir eğitim seminerleri başlattık. Ondan sonra yine 7-12 Eylül'de sırf tahsis-i hurus eğitimi verdik öğretçilerimize yönelik. Eğiticilerimiz kaliteli eğitimciler. Yani bunu anlatmak istiyorum. Hocanın nefesi kısmındaki camilerimize çocuklarını, vatandaşlarımız yolladığında ana gayemiz doğru bilgi, ahlaklı bireyler yetiştirmek. Efendimizin en büyük özelliği çevresine baktığınızda insan yetiştirmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı dinen de, ilmen de, ahlaken de yetişmiş bir kitle haline geliyor. Efendimiz tabii onu çok güzel yaşadığı için o bilgileri birinci elden anlattığı için sahabe de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin samimiyetiyle şekilleniyor. Dördüncü olarak da bu çok önemli. Çocuğun hevesi diyor. Hevesi. Ne kadar güzel. Evet. Ananın ketesi, babanın Ananın kesesi. kesesi, hocanın nefesi, çocuğun da hevesi. Hevesi. Hocanın nefesi, çocuğun da hevesi. Bu dördü bir araya geldiğinde elhamdülillah İş gerçekleşiyor. Böyle de güzel materyaller var ise, doğru materyallerden bilgi alıyor ise, elhamdülillah güzel bir eğitim oluyor. Şu an
dünyamızda şu yüzyılda, şu zamanda internette o kadar kirli bilgi şeyi var ki, o kadar çok hocalık yapan, o kadar din anlatan, dini olması gerektiğinin dışında anlatan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanıyla bu zamanı ayırt edemeyen, yani zamanın ve mekanın ortama, insanların yaşantısına değişikliğini olup olamayacağını fark edemeyen insanlar din eğitimi veriyor, sohbet eğitimi veriyor, sohbet hizmeti veriyor. İnsanlar, özellikle gençler çok farklı yönlere yönleniyor. O yüzden Didip camilerine gelerek bu din hizmeti noktasında bu kadrolu ekiple, bu materyalle eğitimlerini aldıracaklar. Artı şunu da söyleyebilirim. Çok bilinçli bir eğitim oluyor bu materyaller sayesinde hocam. Çok profesyonelce hazırlanmış. Tabii bizler de çocukken camilere geldiğimizde böyle imkanlarımız yoktu. Lakin aradan geçen bunca 20-25 sene zaman zarfında profesyonelce hazırlanmış materyaller eşliğinde çocuklarımızın eğitim görmesi, tabii ben de bir baba olarak iki tane kızım camiye geliyor. Onlardan da görüyorum. Onlar da çok hevesliler. Ve çok profesyonelce hazırlanmış bir set. Allah kendilerinden razı olsun bu seti hazırlayanların. Başkanım, bunların yanında bir de Diyanet Çocuk dergilerimiz var. Evet. Biz bu sene DİTİB Genel Merkezimizin, DİTİB Akademi'nin yönlendirmesi üzerine bütün camilerimizde 5 ders saat üzerinden eğitime başladık. Kim o dersi, Kinder Moşe grubu, 4-6 yaş grubu derslerimiz devam ediyor. Biz hocalarımızın bir yıllık dersi nasıl işleyeceklerini planlarını da sunduk. Evet. Bir de 7-15 yaş grubu, 7-9-10-12, 13-15 yaş grubu. Bununla alakalı da yıllık planımız hazırlandı, edildi. Bunun yanında bu 5 saatten 2 saati Kur'an-ı Kerim sure, bir tanesi temel dini bilgiler, bir tanesi de Türkçe okuma dersi. Bu Türkçe okumaların da Diyanet İşleri Başkanlığımızın çocuğun pedagojik formasyonuna uygun bir şekilde hazırlamış olduğu çocuk dergileri sayesinde yapıyoruz. Evet. Yani bu da bizim için çok büyük bir nimet. İnşallah bu yıl aboneliklerini bütün camilerimiz, bütün öğrencilerine yapacak. Siz de büyük bir lütufta bulundunuz. Hamburg Merkez Camimizdeki öğrencilerimize bir teşvik olması adına bu yıl 200 küsür tane öğrencinize çocuk dergisini dernek olarak karşılayacağınızı ailelerimize biz çok sevindik biz de. Çocuklarımız 4. derste de Türkçelerini geliştirecekler. Evet. Camiye gelmeleri, hocaların Türkçe konuşmaları, derslerin Türkçe yapılması kültürümüzü, dilimizi de kaybetmememize bir vesile oluyor. O yüzden ailelerimizin, ister bizim camilerimiz olsun, yakınlarında diğer cemaatlerin camileri varsa onlar da olabilir. Kendilerince uygun gördüğünce, ama imkan varsa bize gelmelerini tavsiye ederiz. Eğitimde hem dilini hem de dinini çocuklar kurtarmış olacaklar. Bunun yanında sosyal aktiviteler yapıyoruz tatil günlerinde. Oyun ve eğlenceler. Çok aktif hareketli hocalarımız var. Çeşitli camilerimizde tek tek isim isim saymayayım. Mesela her saatli geliyor, piknikler organize ediliyor, oyun eğlence parkları, işte kafelerde, işte çeşitli ikramlarda bulunarak çocuklara cami sevgisi aşılanacak eğitimde, programlarda organize ediliyor. Sadece cami değil, bir camimizde mesela unutmuyorum ayaklaşma, okçuluk dersi var. Evet. Mesela Hamburg Merkez Camimizde başlayacak kickbox dersleri, Bişlet Camimizde değil mi? Okçuluk faaliyeti faaliyet gösteriyorlar. Sanki evet. Bir de güreş de mi vardı diye hatırlıyorum. Güreş de, güreş var de orada, yapılıyor. Evet, evet. Biz de inşallah boks üzerine, kickbox üzerine gençlerimize, çocuklarımıza sosyal aktiviteler, sosyal aktivite olarak bir kurs hizmet vereceğiz. Evet. Böyle de olmalı zaten. Evet. Çocuklarımızın hevesini camiye getirecek, sevgisini oluşturacak aktiviteleri bütün derneklerimiz yapmalı. Gençlik salonlarımız olmalı, eğitim salonlarımız olmalı. İmkanları ölçüsünde yapabilmeyiz. Ama bütün bunları Efendimiz dört duvar arasında yapıyordu. Hı hı. Yani imkanı, durumu da Hamburg Merkez Camii gibi olmayan cemiyetlerimizde, ya bizim camimizde hocam bir tek cami var, biz bunları yapamayız demesin. Mescidin olması bile yeter. Önemli olan bir şey yapmak için İstekte bulunmak, evet. Etmek kıymetli başkanım. Eğitim noktasında da bunları söyleyebiliriz. Ben bir dahaki sorumu şunu açarak söylemek istiyorum. Ben inanıyorum ki DİTİB camiamızın, Hamburg ve çevresindeki bölgemizdeki camilerin göz nuru, göz bebeği olacağı bir proje hakkında soru sormak istiyorum. Bu da Suffe eğitim hakkında. Çok güzel. Gerçekten canı yürekten destekliyorum bu programı. Daha önce Hatibelik adı altında yapmıştık bunu. Ama bundan daha üstün, kat ve kat daha üstün olacağına inandığım Suffe eğitim hakkında bizi bilgilendirir misiniz Sayın Ateşer? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinden bahsettik. Mescid-i Nebevi'den. Efendimiz mescitte namaz kılacak yeri açık alan ama fakir, İslam'ı öğrenmek isteyen o eğitimci gençlerin üzerine hurma yapraklarından bir gölgelik yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye yaptırmış. Suffe Asr-ı Saadet döneminde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mescid-i Nebevi'nin kuzey tarafında, arka tarafında
sahabenin ilim öğrenmek isteyen gençler için hazırlanmış bir yerin adı kıymetli Evet. başkanım. Normalde bu dersler İslami ilimler adı altında bizde de diğer cemiyetlerde de cemaatlerde de yapıyor. Elhamdülillah en son mezunlarını 2019 yılında verdi diye hatırlıyorum. Geçtiğimiz veya 2020 yılında yapılan eğitimin 20'ye yakın kızımız, 12 yakında erkek gencimiz mezun vermiştik. Okuyuşları sanki bir din görevlisi okuyuşu gibi elhamdülillah. Dini altyapıları, bir İmam Hatip Lisesi eğitimi almış bir altyapı var. Bu arada tabii imamlık, vaizlik, vaizlik eğitimi de veriliyor bunun içerisinde. Şu an hali hazırda 30'a yakın bir eğitimcimiz sırf bu kurstan mezun olmuş. Ama şimdi biz bu sene yine bir tekrarını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ismini suffe diye verdi? Bir suffe eğitimi adı altında İslami ilimler kursu. 3 yıllık bir eğitimden oluşuyor. Hamburg Merkez Camimizde erkeklere, Bergedorf Kocatepe Camimizde kızlara, bu Hamburg bölgesine, Elmshorn Camimizde o bölgelerdeki kadınlara, inşallah Rabbim nasip kısmet ederse Kiir Ulu Camimizde de yine Şilesvik bölgesindeki erkeklere yönelik İslami ilimler kursumuz açılacak. Biz bunları geçtiğimiz hafta sonu bir mülakattan geçirdik. Mülakattan kastımız da onları bir sınav yapmak değil, eksikliklerini tespit edip derslerdeki yönümüzü belli Belirlemek etmektir. için, evet. 60'a yakın başvuru oldu. Bu başvurudan Maşallah. 56 katılım oldu. Bir tane kardeşimiz yaşından dolayı onu alamayacağımızı kendisine ilettik. Affına sığınarak ama şu an elhamdülillah 55 tane öğrencimize eğitimi başlatacağız. 17 Ekim itibariyle şu an kesin kayıt süreci için belli yapmaları gerekenler var. Ateşelik memurumuz kıymetli Mahmut Hocam onlara maille bunu bildirdi. İnşallah 17 Ekim itibariyle camilerimizde suffe eğitimine başlayacağız. Bunlar bir, camilerimizde bu öğrencilerden fahriye öğreticiler yetiştireceğiz. Liyakatlı. İki, uluslararası ilahiyat programına öğrenciler yetiştireceğiz. Bizim olmazsa olmazımız. Bu çok önemli bizim için. Yarın biz koltuklarımızı, biz mihraplarımızı artık Almanya'da doğup büyüyen gençlere bırakacağız. Bu zaman bunu gösteriyor bize. Bu noktada da biz altyapısını sağlam doldurursak inşallah daha güzel, daha kaliteli, güzel bir din hizmeti, güzel bir eğitim hizmeti noktasında bir başlangıç olacak. Ben katılanlara teşekkür ediyorum. Kaydı kaçıranlar için de üzülüyorum açık söyleyeyim. DİTİB'den gelen afişleri, DİTİB Eyalet Birliğimizden gelen afişleri, Hamburg Din Hizmetleri Ateşeliğimizden gelen afişleri kaçırmasınlar, duyuruları kaçırmasın Evet, inşallah sosyal diyorum. medya hesaplarımızdan bizi takip Takip edebilirler. etsinler. Evet. Kesinlikle. Şunun farkına vardım sohbetimiz esnasında hocam. Maşallah anlattıklarınız ve yapacaklarınız, yapmak istedikleriniz hep böyle ileriye dönük, gençlere Kesinlikle. yatırım olarak algılıyorum. Bu da çok önemli bizim için. Bunun üzerine şöyle bir soru sorayım sizlere. Gençler üzerine yapmış olduğunuz etkinlikler nelerdir? Neler yapacağız gençler hakkında? Evet, en önemlisi. Pandemi bizi bayağı bir böyle sonunu göremediğimiz bir duruma getirdi. Çoğu programımızı, faaliyetimizi iptal etmek zorunda kaldık. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz geleceğimizin teminatı gençler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok değer verdiği insanlar gençlerdi. Çünkü bir gelecek vaat ediyordu. Ve kilometrelerce uzağa o genç sahabeler, sahabenin önde gidenleri sayesinde İslamiyet yayıldı. İnsanlık bir huzura kavuştu. Biz de bu gençlere Rabbim nasip kısmet ederse 1 Ekim itibariyle bir başlangıç yapalım dedik. Bütün camilerimizde, bütün din görevlerimiz, 36 tane erkek din görevlimiz var. 37 tane. 10 tane de bayan din görevlimiz var. Bunların 11 tanesi sözleşmeli, yani UİP'li, yani Almancayı çok iyi konuşabilen, bunun yanında İngilizce konuşabilen, Arapça konuşabilen, belki Türkçeyi çok iyi hakim olan gençlerimiz, Uluslararası uluslararası ilahiyat ilahiyat mezunu. mezunu. Özellikle ailelere söylemek istiyorum, davet etmek istiyorum. Bunların duyurularını kaçırmasınlar. Bakın dünyalık noktasında Allah Celle Celaluhu diyor, Efendimizin hadisidir. Rabbim Celle Celaluhu dünyaya bir sivrisine kanadı kadar değer vermez diyor. Yani dünyanın malına mülküne bütün hamburka sahip olsanız Allah'ın rızasını kazanmak, ilim irfan sahibi bir gençlik, din hizmet yapan bir gençlik kazanmak noktasında kıyas dahi edilemez. O yüzden düşünün çocuğunuzu Almanya'da doğdunuz, büyüttünüz, camiye yolladınız, din eğitimi aldınız, Türkiye'ye ilahiyata yolladınız veya Almanya'da ilahiyata yolladınız. Altyapısını oluştuktan sonra girdi sınavına Hamburg Merkez Camii'nde imamlık yapıyor. Veya Bilişlet Camii'nde imamlık yapıyor. Veya Harburg Camii'nde imamlık yapıyor. Wilhelmsburg'da imamlık yapıyor. En uçta Flensburg'da imamlık yapıyor. Ne kadar güzel. Hem dünyasını kazanıyor hem ahiretini. Biz bu hocalarımızla bütün camilerimizde sohbetler başlattık. 1 Ekim itibariyle başladık. Her camimizde haftada bir gün gençlik sohbeti.
Bunun yanında aylık 4 bölgemiz var 36 caminin bağlı olduğu. 1. bölge, 2. 3. 4. bölge. Her ayın 1. haftası 1. bölge, 2. haftası 2. 3. haftası 3. 4. haftası 4. bölgede bu uluslararası ilahiyat mezunu hocalarımızdan Almanca sohbetler yaptıracak. Evet. Çok şimdi önemli. Buradan değişik duyuruyorum. Değişik. 2 Ekim Cumartesi günü Wilhelmsburg Camii'mizde ilkini başlatıyoruz. Finkenwerder'deki din görevlimiz Davut hocamız yapacak sohbeti. Rabbim nasip kısmet ederse Davut Karkar hocam. Arkadaşlarımız hazırlanıyorlar. Konularını gençlerimiz belirledi. Gençlerimiz noktasında haftalık sohbetlerimiz, Almanca aylık sohbetlerimiz devam ediyor. Bir de bunun yanında Eyalet Gençlik Birliğimizin projeleri var. Onlar da gençlerin eğitimleri noktasında belli seminerler, belli organizeler. Cihan Temirci kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Kendisi Eyalet Gençlik Birliği Başkanımız. Gençlerimizle alakalı işleri o takip ediyor. Kendisi de cami cami gidip sohbet ettiği, gençlerle evet. ilgilendiği şeyler var. Takdire şayan, projeler üretiyor. Örnek güzel hizmetler yapıyor. Örnek bir gencimiz. Evet. Eğitimli de bir gencimiz ve ekibi de aynı şekilde. Hakeza öyle. Seminerler organize ediyoruz gençlerimize yönelik. Bunun dışında kültür turlar. Bakın bu çok önemli. Ben 4 yıl bu hizmeti yaptım. 2018, 2019 yılında, 2017, 2018, 2019 yılında 6000 küsür tane genci Almanya'dan Türkiye'ye, çeşitli bölgelere, Kudüs'e, Balkan ülkelerine, Endülüs'e, Özbekistan'a, Mısır, Ürdün, Kudüs'e gençlerimizi götürdük. 6000'in üzerinde genç. Maşallah. Bu gittiğimiz turlar esnasında başında rehber koyduğumuz gibi bay ve bayan giden kitlenin durumuna göre gençlerimizi koyduk. Onlara bir plan program çıkardık, eğitim programı. Yani atıyorum Türkiye'de İstanbul'dan orada Bursa'ya geçerken yol esnasında yarım saat şu konu hakkında hocamız bahsedecek. Rehber zaten şehri, kültürü, dini anlatıyor ama hocamız da bunun yanında bir seminer veriyor. Otobüste giderken seminer. İlle bir salon olması, ille işte bununla alakalı özel birilerin olmasına gerek yok. Alıcılara açık, 50 kişinin, 45 kişinin otobüste olduğu bir durum. Kızlar ayrı, erkekler ayrı. İslam'a hassasiyetleri güdecek şekilde. Otellerine gelesi ayrı olacak şekilde kültür turları yaptık. Elhamdülillah Hamburg'dan iki grup gencimiz Marmara turuna gitti. Hamburg'dan iki grup gencimiz Karadeniz turuna gitti. Bu sene de Güneydoğu turu yapacaktık. Ama geçen sene bu sene maalesef pandemiden dolayı iptal olmak zorunda kaldı. Hatta geçtiğimiz yıl 2020 yılında Hamburg'un kızlarımızı virüs çıktı Türkiye'den Almanya'ya getirdik. Programları bitti. Bu esnada giriş yaptılar. Bu tür faaliyetler sayesinde ailelere özellikle teşvik ediyorum. Bir tip maddi destek veriyor. Burs evet. veriyor gençlerimize. Önemli, evet. Ciddi manada destek veriyor. Bunun dışında Türkiye'de Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı destek veriyor. Maddi evet. destek veriyor. Atıyorum bir tur 1000 euroya mal oluyorsa öğrencinin ödeyeceği en fazla maliyet 400 euro, 300 euro, 350 euro. Ve bu parayla 5 yıldızlı otellerde otobüs hizmeti, rehberlik hizmeti, yeme içme, aklınıza ne geliyorsa bütün hizmetlerini bu küçücük parayla karşılıyor. Buna ilaveten şunu da söylemek istiyorum hocam. Bazı derneklerimiz, çoğu derneğimiz daha doğrusu bu öğrencimizin, gidecek kardeşimizin masrafını da derneklerimizle evet, karşılıyor. Evet, bakın burada. Yani o 350 euroyu da derneğimiz karşılıyor. Çok büyük bir. Ne için? Evet. Geleceğe sağlam, emin adımlarla adım atan bir gençliğe sahip olacak. Evet, evet. Çünkü bizim neslimiz onlar üzerinden devam edecek. Evet, çok önemli. Elhamdülillah birinci nesil, ikinci nesil Türkiye'yi gördü geldi, bazı hassasiyetleri kaparak geldi ama hı-hı. artık Almanya'da uyumlu yaşayan, bakın bu çok önemli. Hı-hı. Kanunları çiğnemeyen, evet. dinini güzel yaşayan evet. ve bunun yanında çevresine örnek olacak gençleri yetiştirmek. Dinini güzel bilecek çevresini. İslam demek barış demek. İslam demek güzellik demek. İslam demek paylaşmak demek. İslam demek insanlarla iletişimi çok güzel olan bir insan. Güven demek yani. Evet, evet. Yani biz gençlerimizi yetiştirelim ki çevresindeki İtalyan olsun, İngiliz olsun, Fransız olsun, Alman olsun. Müslüman demek böyle bir şey demek. Müslüman demek güzel insan demek. Yani bu misyonu vermek insanlara. Yani burada İslam'ı yayalım edelim. Böyle bir derdimiz şeyimiz yok. Bizim derdimiz kendi gençliğimize sahip çıkıp örnek bireyler oluşturmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşıyor. Bir hocamız vardı, şöyle demişti, çok hoşuma gidiyor. Asr-ı Saadet'te Efendimiz anlattığında sahabe yaşıyordu, biz ise anlatıyoruz dedi. Biz yaşamıyoruz, anlatıyoruz. Bugünün farkı bu. Evet. Biz yaşayan bir nesil bekliyoruz. Bunun için hocalarımız ilmi noktada destek verecek. Derneklerimiz olarak sizler de maddi olarak destek vereceksiniz. Bu hizmeti layıkıyla götüreceğiz inşallah. İnşallah. Gençler noktasında da faaliyetlerimiz devam edecek.
Peki hocam, çocuklarımızdan bahsettik, gençlerimizden bahsettik, kızlarımızdan, erkek gençlerimizden bahsettik. Peki kadın, hanım cemaatimiz Evet, çok için güzel. yapılan programlarımız var mıdır? Aynen. Nelerdir? Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum, değişikliklere de bunu söylüyorum. Camileri cami yapan hanımlardır, kadınlardır. Onların sayesinde Allah razı olsun kendilerinden çok büyük etkinlikler yapabiliyoruz, yapıyoruz da. Bu hanımlarımıza karşı ya da onlar için ne gibi programlar Güzel. hazırladınız? Başkanım, bayanlar gerçekten çok kıymetli. Niye? Ailede anneyi oluşturan bayan, ailenin temel taşı. Anne ne kadar bilgili, anne ne kadar görgülü, anne ne kadar kültürlü, anne ne kadar dinini yaşayan bir insan olursa, ondan yetişecek nesil de o kadar güzel yetişiyor. Baba helal rızık kazanacak, evine ekmeğini getirecek, çocuğunu terbiye etmek noktasında örnek olacak. Ama hiç şüphesiz erkekler ağırlıkta çalışan bir toplum içerisinde olduğumuz için çocuklarımızı yetiştiren anneler. O yüzden anneleri bizim iyi yetiştirmemiz lazım. Biz Din Hizmetleri Ateşeli olarak anneleri iyi yetiştirmek için ne yaptık? Öncelikle ona söyleyelim. Normalde bizim bayan kadromuz 7 tane iken elhamdülillah 11. bayan görevlimiz Noy Müster camimize gelecek. İnşallah 12.'si bir Uyuklu bayan görevlimiz de sınava girecek bir kardeşimiz. Uluslararası İyat mezunu. İnşallah onu da kazanacağını düşünüyorum. 36 camimizde 12 tane kalifiye bayan görevlimiz olacak. Bunlar hem İlahiyat Fakültesi mezunu, Türkiye'de vaizlik görevini yapan, Kur'an kursu öğreticiliği görevi yapan, insanlarla, kadınlarla iletişimi iyi olan, dillere hakim olan insanlar. Altyapısı sağlam olan hocalarımız. Biz bunlara her bir bayan görevlimize 3 tane cami emanet ettik. Kendi camisinin dışında 3 tane caminin kadınlarıyla ve genç kızlarıyla ilgilenecek. Her ay atıyorum Hamburg Merkez Camii'deki bayan hocamız A camisine, B camisine ayda bir defa gidecek. Ayda 4 hafta var. Birinci haftası atıyorum A camisine, ikinci hafta B camisine, üçüncü hafta C camisine, dördüncü hafta da kendi camisine. Bununla birlikte haftalık bu bayan görevlerimiz kendi camilerinde haftada 2 gün kadınlara Kur'an-ı Kerim ve din eğitimi, bir gün sohbet yapacaklar. Genç kızlara da hakeza. Evet. O yüzden çocuğu yetiştirmek istiyorsak, insanı yetiştirmek istiyorsak buna anneden başlamak zorundayız. Bizim dernekler olarak üzülerek söylüyorum, diğer sivil toplum kuruluşlarında da aynı. Kadınları, ben bunu üzülerek söylüyorum, bazen latifesini yapıp lahmacun makinesi gibi görüyorum. Dernekleri destekleyecekler, lahmacunlar yapılacak, içli köfteler, tabii onların el yapımı, mantılar, işte çeşitli katmerler, börekler, cemaatimize satacağız, maddi ihtiyaçlarımız var. Ama bunun yanında bu kardeşlerimize seminerler, aile seminerleri bakın yapacağız. Bunlara kahvaltı programlarıyla, işte günlük hayattaki problemleriyle alakalı seminerler vereceğiz, edeceğiz. İşte eğitim seminerleri, kültür seminerleri, sosyal aktivitelerle, programlarla bunları tam manasıyla yetiştireceğiz ki çocuklarımız, toplum layıkıyla yetişmiş olsun. İnşallah. Yani buradan şunu diyoruz. Her camimizde bayan görevlimiz varsa hangi camimizde haftada 2 gün Kur'an-ı Kerim ve din eğitimi dersimiz olacak. Bir gün sohbeti olacak genç kızlarımıza ve bu bayan görevlerimiz çeşitli camilere gidecek. Bunun yanında bu bayan görevlerimiz kadın cemaatimizden vefat edenlerin cenazesini yıkama görevinde bu kardeşlerimiz üstleniyor. Hı hı. Zorunlu değiller, mecbur değiller ama Müslümanın naaşı ortaya da kalmasın, İslami usullere göre defnedilsin diye özveriyle buna da destek veriyorlar. Kıymetli Başkanım. Sayın Ateşem, bir diğer noktada hayır hizmetleri konusu. Bunun evet. için neler yapıyoruz, neler yapıyorsunuz, nelere hedefliyoruz? Evet. Aslında hayri hizmetler STK'ların yani DİTİB'imizin üst kurul olarak eyalet birliğiyle, dernekleriyle birlikte yapmış olduğu bir hizmet. Evet. Hayır hizmeti. Bunun birinci sırasında biz cami yardımları. Camilerimizin müştemelatları düzgün olmalı ki insanlara güzel din ve eğitim hizmeti verebilmeliyiz. Evet. Yani bunun için sınıfları olmalı, salonları olmalı, işte abdesthaneleri, eğitim alanları, kültür alanları, sosyal aktivite alanları, gençlik salonları, kadın salonları, lokalleri, lojmanları, onu söylemeyi unuttuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Mesine Bey'in yanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabel evler yapıyor. Hı hı. Efendimizin hanımları kalıyor, kendisi kalıyor, kızı kalıyor. Odalıcıklar yapıyor. Mescidin bitişi yine. Almanya'da ne yapıyoruz başkanım? Camilerimizde yaptığımız ilk iş caminin ibadethanesiyle birlikte hocanın kalacağı yeri temin etmek. Kurumsal bir anlaşma gereği. Hı hı. Yani Efendimiz'i sahabe nasıl ensar misafir ettiyse sizler dernek olarak onları misafir ediyorsunuz. O yüzden cami yardımları bizim için önemli. Eyalet Birliği'mizde yaptığımız istişare gereği DİTİB derneklerinde siz şöyle bir karar almıştınız hatırlıyorsanız. Her ay bir camimize, DİTİB camimize ihtiyaç durumuna göre yardım toplanacak. Evet. Çok güzel cami inşaatlarımız var. Evet.
Nordeş'te cemiyetimiz var mesela. Çok büyük bir külliye yapıyor. 7-8 tane sınıfın olduğu, salonun olduğu, satış merkezlerinin olduğu bir şey. Schwarzenberg'te bir camimiz yapıldı. Flensburg'da bir camimiz yapıldı, yenilendi, bitti. Neumünster camimiz yapıldı, hala yapıyor, inşaatı devam ediyor. Lüneburg'da bir güzelleştirme var. Hamburg merkezde çok büyük bir inşaata gireceğiz inşallah. Bunun yazışmaları, görüşmeleri yapılıyor. Elhamdülillah. Büyükşehir yani, camimiz keza. Büyükşehir camimiz yapılıyor. İsimlerin unuttum olur. 36 sene cam aklımıza gelmeyenler olabilir. Kusura bakmasınlar. Bizlere alınmasınlar, gücenmesinler. Kimileri bitirdi. Aklıma şu an Kalten Kirşen geldi mesela. Yenilerde ibadet alanını tamamıyla. Burada çok büyük bir inşaata gireceksiniz. Sırf eğitim merkezi, sınıf var. Studentin Wohnung, üniversite öğrenci evleri. Ticari alanlar alt kısmında. Rabbim nasip kısmet ederse birazdan konuşacağız. Kindergarten, salon ve cami projesi. İnşallah Kirchdorf camimiz biliyorsunuz bir sıkıntıyla karşılaştık. Derneğimiz kiradaydı, yeri iptal oldu. Onlara bir cami projemiz var. Harıl harıl biz ateşelik olarak elimizden gelen desteği vereceğimi söyledik. Sizler eyalet bir olarak, dernekler olarak destekliyorsunuz. Wilhelmsburg cemiyetimiz ekstra onlara destekleyecek. Cami yardımları birinci sırada. Her ay bir camimize yardım toplayacağız. Bunun dışında dışarı camilerden de böyle yardım talebinde bulunanları siz eyalet birliği olarak, biz ateşelik olarak istişare ederek onlara da ortadaki üçüncü haftada, üçüncü haftasında mümkün mertebe, imkanlar ölçüsünde ama. Çünkü çok cami inşaatı var. Sırf DİTİB bünyesinde 70'e yakın milyon avronun üzerinde cami inşaatları var. Yani biz her birisine yardım vermeye kalksak zaten 52 hafta yetmiyor. Her hafta onlara versek. Ama imkanlar ölçüsünde çok zorda kalanlara destek vereceğiz. Bunun dışında fitre zekat kampanyalarımız var. Bu çok önemli. Ramazan ayı geldiğinde her Müslüman bedeninin zekatı sadakası olarak fitre verir. İmkanı olan. Bunların şartları vardır. Bugün konuşmayacağız. Ve yılda bir defa nisap miktarı mala sahip olan kimse zekatını verir. Bu fitreyi ve zekatı DİTİB toplayarak 8 farklı alanda bunun dağıtımını yapıyor. Birinciliği fakir fukara ülkeler. Bu sene Ramazan ayında 30'a yakın ülkede, yurt dışından bahsedeyim, Afrika ülkelerinden, DİTİB'imiz çok ciddi bir maddi yardım. Almanya'dan Müslüman kardeşlerimizin DİTİB'e teslim ettiği paraları gidip 30 ülkede dağıttılar. 15'ine buradan temsilciler, derneklerden temsilcilerimiz gitti. Diğer kısımda orada bulunan ilgili müşavirlikler, konsolosluklar aracılığıyla dağıtıldı. Birçok ülkede üniversite öğrencileri okutuluyor. Almanya'da 1000'e yakın üniversite öğrencisi okutuluyor bu fitre zekatlar sayesinde. Türkiye'de 1000'in üzerinde öğrenci okutuluyor bu fitre zekatlar sayesinde. Türkiye'de 300'ün üzerinde uluslararası ilahiyat öğrencisi okutuluyor bu fitre zekatlar sayesinde. Umrelere götürülen gençler, kültür turlarına götürülen gençler. Ya geziye niye para versin insanlar diye düşünebilir insanlar ama o gidiş geliş bir haftalık süreç içerisinde gençlerimiz orada aldığı din eğitimi, hocalardan aldığı seminerler, geri dönüşünde anne babasıyla arasındaki ilişkilerin düzelmesi, topluma faydalı birey olması, ahlakında güzelleşme, bu tür şeyler, bu hizmetleri yapmamızı gerektiriyor bize. Mesela DİTİB Akademi'nin Maturidi bursları var. Başkanım duydunuz mu bilmiyorum. Evet. Eminim ki haberiniz vardır. Haberim var hocam. 50'ye yakın doktora ve İslam ve istinşaat alanında, İslam alanında master öğrencisi burs olarak yardım yapılıyor. Ciddi manada parasal destekler veriyoruz. Onların yazmış olduğu eserler DİTİB eserleri olarak yayınlanıyor. Yani bu kitaplar kolayla çıkmıyor. Elhamdülillah. Kardeşlerimizin destekleri sayesinde Hamburg olarak da her yıl destek veriyoruz. Bu yıl eminim ki hem derneklerimize hem de kardeşlerimize güveniyorum. Yine kurbanda olduğu gibi fitre zekatta da birinci sırayı alacaklar. Öyle i̇nşallah, tahmin ediyorum. Buradan o heyecanı da, o duyuruyu da yapmış olalım. İnşallah. Bir diğer şey kurban. Vaktimiz de kıymetli başkanım. Çok hızlı geçiyor. Evet, bir saati geçiyorum. De almışız. Toparlayalım yavaş yavaş böyle. Son alanlara da geldik zaten tahmin ediyorum. Bunu da hemen buna ilaveten şunu da sorayım. Hedeflediğiniz projeler nedir? Onu da birlikte akabine ekleyeyim. Kurban ibadetini de söyleyeyim. Hayır hizmetler noktasında. Kurban yardımı yaptık mesela. Kardeşlerimiz hisselerini verdiler. Geçtiğimiz yıl 3229 iken bu sene 3745 hisse kurbanı Hamburg ve çevresindeki DİTİB camileri olarak topladı. Maşallah. Elhamdülillah. Güzel bir sayı. DİTİB Nord Eyalet Birliği olarak. Bu demektir ki her bir kurbanı 5 aileye götürdüğümüzü düşünsek 4000 gibi saysak 4 aileye götürdüğümüz düşünsek 16.000. 5 aileye verdiğimiz düşünsek 20.000 aile. Her ailede 4 kişinin olduğunu düşünsek 100.000 kişiye bu 3.745 hisse sayesinde İslam kardeşliği götürdük. Elhamdülillah. Çok kardeşlerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Rabbim onlardan razı olsun. Kendileri burada kesebilme imkanı var iken kendi canlarını
mümin kardeşlerin canlarını kendi canlarına tercih ettiler. Estağfirullah. Ve yud'imûne ta'ama alâ hubbihi miskinen ve yetimen ve esîra diyor. Ve yud'imûne ta'ama alâ hubbihi. Biz sevdiğimiz şeyleri yediriyoruz diyor. Nefsimize hoş gelen şeyler. Kurban benim için de kıymetli aslında. Miskinen ve yetimen ve esîra. Miskin ihtiyaç sahibi olan ve yetimen yetimlere ve esîra ve esîra yani esir olanlara. Yani ihtiyaç sahibi olanlara bunları ikram ediyoruz. Kendi nefsine hoş gelen şeyler. Bu kardeşlerimiz bu hayırlarıyla 100 bin kişiye biz sizi tanımasak da Almanya'dan İslam kardeşliğini size getirdik diyorlar. Evet. Sizlere sahip çıktık. Doğal afetlerde yardımlar toplandı. İzmir depremi, Elazığ depremi, sel felaketleri, Türkiye'de en son çıkan yangın felaketi, Rize ve Kars çevresinde oluşan yine sel felaketi. En önemlisi Almanya'da geçtiğimiz aylarda çıkan sel felaketinde DİTİB camilerinden yardımlar toplandı. Almanya'da zarar gören Alman, Müslüman, gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi ayrım yapılmaksızın evleri, binaları zarar gören veya bunun yanında yıkılan camilere kardeşlerimiz yardımlar toplayarak yardımlar götürdü. Allah onlardan razı olsun. Bunun dışında tabii birçok kuyu faaliyetleri Afrika ülkelerinde DİTİB tarafından Kur'an-ı Kerimlerin dağıtılması, çeşitli işte okullar yaptırılması, yetimhaneler yaptırılması çok büyük hizmetler veriyor ama bizler DİTİB ailesi olarak sizler bunların reklamını çok yapmadığınızı, sadece Allah'ın bilmesinin yeterli olduğunu bildiğiniz için çok fazla duyurmuyorsunuz. Biz bunlardan dolayı da gururlanıyoruz. Şimdi vizyon çalışmalarıyla bitirelim istiyorum. Evet. Çünkü bayağı bir zamanda aldı. Kardeşlerimiz takip etmek noktasında sıkıntı yaşamasınlar. Herkesin de işi gücü var. Namaz vakti de geldi diye tahmin ediyorum. Vizyon çalışması olarak ben hocalarımdan şöyle bir şey istedim. Her camide en azından yılda bir tane imamlık yapacak bir öğrenci yetiştirmek. Evet. İTİB camilerimizin olmazsa olmaz. Bu öğrencilerimiz 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında çocuklarımıza güzel bir Kur'an-ı Kerim eğitimi, müezzinlik yapma, imamlık yapma özelliği kazandırma, cuma namazlarını kıldırma, hatta imkan varsa bayram namazlarını, cuma vaazlarını, işte cenaze namazlarını kıldırabilecek öğrenciler yetiştirdim. Evet. Hocalarımdan istirham ettim. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. İTİB camilerimizde hocalarımız öğrencileri birebir eğitime alarak inşallah bu eğitimi verecekler. İnşallah. Bir imam yetiştirme. Evet. Hocamız izne gittiğinde arkasını doldurabilecek bir imam. Öyle hocalarımız var. 5 yıl içerisinde 10 tane 15 tane imam yetiştiren hocalarımız var. Elhamdülillah. Evet. Ne kadar güzel. İkinci şey UİP, Uluslararası İlahiyat Programı. Bu çok önemli. Hı. 7-15 yaş grubu öğrencilerinden liyakatlı, okuyuşu düzgün, altyapısı sağlam olan öğrencilerimizi alarak Uluslararası İlahiyat'a kadar onları cami bünyesinde tutmamız lazım. Evet. Desteklememiz lazım. Bunu artıracağız. Gidene kadar 36 camimizi dolduracak öğrenciyi benim ilahiyat fakültelerine yollamam lazım. Vizyon çalışması. Bunun dışında olmazsa olmazımız hafızlık eğitimi. Evet. Hiçbir camimizde yok. Maalesef. Ama Allah nasip kısmet ederse en az 2 camimizde, imkan varsa 4 bölgemizde, 4 camimizde evet. Hafızlık eğitimi yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Kur'an-ı Kerim eğitimini alacak, Kur'an-ı Kerim ezberleyecek hafızları yetiştirmek. Vizyon çalışmamız. Bunun dışında yakın zamanda Veliler Birliği Başkanımız olan Erdoğan Arabacı Beyefendi çalışmasını yapıyor altyapısını. Camilerimizde, okullarda olduğu gibi nahilfe kursları. Evet. Bu çok önemli. Din eğitimi vereceğiz ama bunun yanında eğitim ateşeliğimizle birlikte koordineli bir şekilde inşallah 8 Ekim'de bir toplantımız olacak. Dernek evet. Başkanlarımızla, hocalarımızla birlikte. Kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda. Bunları nasıl yapabiliriz? Türkçe dersleri nasıl idame ettirebiliriz, devam ettirebiliriz? Nahife kurslarımızı nasıl yapabiliriz? Toplantımızda bunların kararlarını da alacağız. Camilerimizde, Almanya'daki, okullardaki çocukların derslerini destekleyici nahife kursları olacak. Son bir vizyon çalışması da Kindergarten projesi. Evet. Yani camiler bünyesinde, tabii Alman makamlarının izni alarak, onların olurunu alarak, sisteme uygun bir şekilde Kindergarten'ları oluşturmak. Bunun bir tanesini Hamburg merkezde düşünüyoruz. Siz de biliyorsunuz çalışmasını, evet. Altyapı çalışmasını yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Bir tanesini de inşallah Kirchdorf merkezde düşünüyoruz. Hı-hı. İnşallah zamanla yayılacaktır. Eğitimin anaokulundan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Eğitimcilerin bizler tarafından, bizlerin yetiştirdiği çocukların okullarda derse girmesi, anaokulunda da, diğer okullarda da bu noktada da destek verecek Kindergarten'ları oluşturmak hedeflerimiz arasında. Hı. Sizlerin desteğiyle, bizlerin yol göstermesiyle bunları yapacağız inşallah diyorum. Vizyon çalışmalarımızı da bu şekilde sıralamış olalım. Zaman geçtikçe daha da ilerleyebilir. Hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben de şunu ilaveten söylemek istiyorum. Anlattıklarınızdan yola çıkarak tekrar şu tespiti yapmak istiyorum.
Bizler birinci nesilden bu camilerimizi, ibadetlerimizi teslim aldık. Allah razı olsun kendilerinden. Birinci neslimiz ve ikinci neslimiz bu ibadethaneleri değişik şartlar altında bizlere buraya kadar getirdiler. Sizin vizyonunuzda da anladığım kadarıyla bundan sonra bayrağı alıp bu camilerimizin, ibadethanelerimizin, bu projelerimizin devamlı açısından bayrağı alıp ilerideki genç nesillere teslim etme adına çok güzel projelerimiz var. Ben burada tekrar birinci neslimize, ikinci neslimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kardeşim. Kendilerinden. Onlar olmasaydı tabii biz bu ibadethaneleri zor yapılırdı hocam. Şimdi gerçeğiyle konuşmak lazım. Ben programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Son söylemek istediğiniz nokta bir şeyler varsa. Tabii ki. Ben şunu altını özellikle çizmek istiyorum. Din hizmetleri ateşeliği olarak biz burada sadece rehberlik yapıyoruz. DİTİP bir STK, sivil toplum kuruluşu. Evet. DİTİP kendi ayakları üzerinde durabilen, din hizmetini yapabilen bir kurum, kuruluş. Biz sadece din görevlerimizle birlikte, din hizmetleri ateşeli olarak yerimizi belli etmek istiyorum burada. DİTİP camilerinde din hizmetini yürütecek görevli talebine karşılık veriyoruz. Evet. Ve bunu yönlendiriyoruz. Ama esas işi yapan camilerimizdeki derneklerimiz, çünkü onlar Alman makamlarıyla görüşerek tüzükleri Alman kanunlarına uygun bir şekilde buradaki eğitim hizmetini, din hizmetini o şekilde yapıyor. Evet. Biz burada ikinci plandayız, onu demek istiyorum. Evet. Esas ana mimar DİTİP Genel Merkez, ana mimar DİTİP North Eyalet Birliği. Evet. Tavsiye babında baktığında, bir, camilerimizi, cemaatimizi bırakmaması lazım. Evet. Devam etmeleri lazım. Pandemiyi bahane edip cemaatini alıkoymasınlar kendilerini. Çocuklarını da alarak camilere gelsinler. İki, hafta sonu eğitimleri. Gerçekten kolay bir süreç değil. Çocuklarını hafta sonu eğitimine göndermeye gayret etsinler. Üç, gençlerimize sahip çıkmak noktasında kendi çocuklarını, kendi gençlerini, evlerindeki yetişkin 15 yaş üzerindeki gençlerini camilerimizdeki bu sohbetlere, seminer programlarına yollasınlar. Evet, onları teşvik önemli. Etsinler. Bu çok önemli. Biz ne kadar hizmet sunarsak sunalım, onlardan bize bir karşılık gelmediği müddetçe kendi kendimize çalmış, kendi kendimize oynamış oluruz. Vatandaşımızın desteği çok önemli. Onların maddi desteği sayesinde zaten bunlar yapılıyor. Rabbim onlardan razı olsun. Bizleri dinledikleri için, takip ettikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah hizmetlerimizi daim eylesin. Sizlere de hem eyalet birliği olarak hem de DİTİP dernekler olarak kolaylıklar ihsan eylesin. Hocalarımızla birlikte, yönetici kardeşlerimizle, cemaatimize, kardeşlerimize güzel hizmetler, güzel imkanlar sunacak fırsatı Rabbim sizlere de bizlere de nasip eylesin diyorum. Amin. Buradan tüm takipçilerimize, bizleri takip ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Şahsınızda da eyalet bilimize de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun diyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Centrum TV, DİTİP Hamburg Centrum TV'miz işte bundan aşağı yukarı 6 ay önce kuruldu. Faaliyetlerimiz oldu, programımız oldu. Yeni yayın döneminde sizden başladığımız için çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aşağı yukarı bir saatlik bir yayın yaptık değerli kardeşlerimiz. İnşallah Centrum TV'de programlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Hayırlı